Herkese selam. Evet arkadaşlar, bugün değişik bir konuğum var. 2011 model BMW 520 dizel. Şu an bu araç 174.490 kilometrede. Az önce aracı TÜİTÜRK'e götürdüm muayeneye. Tek seferde geçti, hiçbir sorunu yok. Çünkü sürekli servis bakımlı. Araç biliyorsunuz BMW'nin D sınıfında, yani kompakt sınıfının bir üstünde, Türkiye'ye göre üst sınıf dediğimiz fakat esasında D sınıf, yani orta sınıf bir araç. Bu videoyu çekme amacım şu: yani BMW'nin zaten marka değeri belli, iyi bir araç. Bununla ilgili bir soru işareti kafamızda yok. Bunu sıfır aldıktan sonra da bir sorun yaşamıyorsunuz. Zaten bir sorun yaşarsanız garantisi var falan filan. Sorun şu: araç 175.000 kilometrede aşağı yukarı. Bu kilometreye gelmiş bir BMW'nin, 5 sınıfında bir BMW'nin ne vaziyette olduğu, yol testinde nasıl olduğu, şimdi dilerseniz birlikte bunları denemek istiyorum. Ayrıca size şimdi tabii park sensörünün sesi geldi. Size yol boyunca da başka şeyler anlatmaya çalışacağım. Aracın kondisyonu ne vaziyette? Kabin konforu, hızlanması, frenleri, kabinden dışarıya görüş. Tüm bu konuları ufak ufak ele almak istiyorum. Şimdi dilerseniz önce yola çıkayım, sonra devam edelim. Kullandığım bu araç 2 litre dizel, 185 beygir civarında sanırım. Torku da bir o kadar güzel. Şanzımanı, torku da tahmin ediyorum 300'ün üzerinde, hatta 400 civarında olabilir. Çok uyumlu bir şanzımanı var. Sanırım tam otomatik bir şanzımanı var. 7 ilerimi 8 ilerimi, inanın şimdi onu da tam olarak hatırlamıyorum. Yolda giderken manuele alır, onu da deneriz. Genel olarak tabi bir tipik BMW karakteri var. Bunda ne demek istiyorum? Kapıyı kapattığınız andan itibaren bir kasanın içindeymiş gibi bir his var. Bu tüm BMW'lerde var ama tabi 5 kasada bir orta sınıf bir BMW'de bu daha da yoğun. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Ergonomisi son derece başarılı. Kadranı çok net görebiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki butonları çok rahat kullanıyorsunuz. Ön konsolda her şey yerli yerinde. Vites kolu, kolunuzu kol dayamaya koydunuz mu vites koluna ulaşabiliyorsunuz, radyoya ulaşabiliyorsunuz. Yani BMW zaten tasarımda her zaman iyidir. Ama tabii 5 kasa gibi üzerinde özenle düşünülmüş bir ürüne geldiğinde sonuç her şeyin yerli yerinde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi neredeyim? Bodrum, Ortakent'ten Turgut Reis istikametine gidiyorum. Ana yoldayım. Ana yol üzerinde mümkün olduğu kadar asfalt kullanımını anlamaya çalışıyorum. Tabii ki hızlanmaları çok başarılı. Onun yanında ben demin de kullanarak geldiğim için söylüyorum. Frenlemesi son derece başarılı. İlginçtir ki tüm arkadan itişli Alman arabalarında olduğu gibi, BMW'de, Mercedes'te özellikle belli bir gücün üzerinde gaza bastığınız zaman aynı aniden hemen ESP sistemi devreye giriyor. Çünkü oldukça güçlü de torkları yüksek araçlar. Bakalım bunların sonucunu da birazdan size tekrar söyleyeceğim. Şu anda bir akıllı kavşaktan geçiyorum. Evet, bakıyorum ki ölü noktaları da oldukça az. Gerçekten enteresan. Büyük dikiz aynası, iç dikiz aynasının görüş alanının bittiği yerde dış dikiz aynalarının görüş alanı başlıyor. Gerçekten üzerinde iyi düşünülmüş. Bunu hissediyorsunuz. Malzeme kalitesiyle ilgili birkaç eleştirim olacak. Eleştirim şu: araç 2011 model, dediğim gibi 175.000 kilometrede. Fakat bu sınıfta bir araçta, üstelik de sahibi de oldukça titiz birisi, bu sınıfta bir araçta malzemede bir takım aşınımları pek beklemiyordum açıkçası. Fakat ilerleyen dakikalarda gösteririm. Örneğin kapı kolunda
cam açma kapama butonlarının orada bir takım aşınmalar var. Bunlar da açıkçası benim için büyük bir eksi. Onun dışında koltuğun konumlaması, elektrikli kumandalı bir koltuğu var. Koltuğun konumlaması çok başarılı. İstediğiniz konuma getirebiliyorsunuz, bel desteğini ayarlayabiliyorsunuz, yüksekliğini, sırtınızın dikliğini hepsini kusursuzca ayarlayabiliyorsunuz. Koltuk sizi sanki bir spor arabadaymış gibi dinamik olarak hem kavrıyor hem bacak altı desteği de çok kuvvetli. Bu uzun yolda bu aracın bizi hiç yormayacağını gösteren önemli bir kriter. Malzeme kalitesi demişken koltukların BMW'nin inatla kullandığı bir suni deri materyal var. Koltuklar da bunun malzemeden yapılmış. Ben şahsen eski derici kökenli bir aileden geldiğim için ve doğal deriyi sevdiğim için bu malzemeyi pek sevmiyorum. Çünkü bana bir naylon torbanın üstünde oturuyormuş gibi his veriyor. Ama onun dışında kilometre dayanımı açısından burada BMW'nin haklı olduğunu görüyoruz. Yanılmıyorsam Alcantara diye isimlendiriyordu. Tam da hatırlayamıyorum. Fakat bakıyorsunuz ki 175 bin kilometre sonunda bu materyal bizi yolda bırakmamış. Bir aşınım yok. Şimdi bu materyali kullanmadığımız diğer araçlar, örneğin atıyorum bir Volvo'nun S80'inde, S90'ında doğal deri kullanılan bir koltukta bu kilometrelerde iniş binişlerdeki sürtmelerden dolayı şoför koltuğunun özellikle kenar kısmında aşınmaları net olarak görüyoruz. Direksiyonda kullanılan deriye gelirsek parlak bir dana derisi kullanılmış. Yani bu kilometrede olmasına rağmen ciddi bir aşınım yok. Ha, biraz daha iyi bir titiz bir bakımla tabii daha da iyi sonuçlar alınabilirmiş. Ama buna rağmen yoğun kullanımda bile bir aşınmadan söz edemeyiz. Fakat bugün Audi'nin pek çok modelinde, Opel'de, Insignia'da bile kullanılan daha mat görünümlü ceylan derisi havası veren, bazıları da ceylan derisi bu arada, daha iyi malzemeler var. Bu da yine bir malzeme eleştirisi BMW'ye. BMW'de bu araçta, bu dolu bir paket bu arada, sürüş modlarından bahsetmek istiyorum. Bir buton vasıtasıyla burada bastığınız an spor veya normal modda kullanabiliyorsunuz aracı. İlk fark edilen şey bu modlar arasında tabii vites değişim devirleri farklı. Yani normal konumda atıyorum 2500 devirde vites büyütüyorsa şanzıman, spor konumu aldığınızda bu 3500 devirlere kadar, belki 4000 devre kadar sizin kullanımınıza bağlı olarak değişmekte. Onun dışında altılı bir CD changer'ı var. Çift bölgeli dijital bir kliması var, son derece başarılı. Direksiyon üzerinde formülle tabir ettiğimiz vites değiştirebileceğimiz kulakçıklar var. Üstelik de hiçbir ekstra konuma almadan bir anda hızlanmanız gerekirse mesela hemen eksi kulakçığına basıyorsunuz sol tarafta. Otomatik şanzıman kendi kendine birdenbire manuel bir şanzımana, yani tiptronik bir kullanıma dönüyor. Bu çok artı. Üstelik de birkaç saniye siz kullanmadığınızda tekrar otomatik programa geri dönüyor. Bu anlamda şanzımanın hakkını vermek lazım. Gerçekten 1600-1700 kiloluk bir araç. Fakat tüy gibi hareket ediyor diyebilirim. Tabi bunda motorun gücünün ve torkun etkisi var. Ama başka bir sürü araçta yaşadığımız bir sorundur biliyorsunuz. Motorla şanzıman arasında bir uyum yoksa, yani ahenkli çalışmıyorlarsa, motorun gücünü biz aracı kullanırken hissedemiyoruz. Yani burada şanzımanın motorla uyumlu çalışması çok önemli bir kriter. Ve bu araç için şunu söyleyebilirim, son derece uyumlu. Yani sizin gaza bastığınız her tepki için, ister seri kullanın ister sakin kullanın, sürekli doğru vitesi seçtiğini söyleyebilirim. Onun dışında tabii bu sınıfta bir araçtan beklendiği gibi pek yol gürültüsünü, asfalt gürültüsünü, şu lastik meşhur lastik gürültüsünü kabin içine almıyor. Zaten şu anda gayet rahat konuşma tonunda konuşmama rağmen dikkat ederseniz dışarıdan pek bir ses almıyor araç. Bu anlamda yine çok başarılı. Onun dışında viraj ve yol tutuşla ilgili şunları söyleyebilirim. Tabii çekim yaparken bunları deneyemiyorum ama az önce çekim yapmadığım zaman da sert virajlarda tabii arabanın limitini zorladım diyemeyeceğim. Çünkü Bodrum koşullarında bu pek mümkün değil.
Fakat aracı zorlasanız da yatar gibi, kasa yatar gibi olsa da, bu arada normal sürüş konumundan bahsediyorum. Çünkü spor sürüş konumunu aldığınız zaman amortisörler de sertleşiyor yanılmıyorsam. Çünkü ben öyle hissettim. Araçta hiçbir kararsızlık belirtisi olmuyor. Arkadan itişli güçlü bir araç olmasına rağmen herhangi bir kayma belirtisi göstermiyor. Kayar gibi olsa da zaten ESP hemen doğru yerde devreye girerek aracın güvenliğini sağlıyor. Aracın üzerinde oldukça yüksek yanaklı, konfor hedefli lastikler var. Tüm BMW'lerde olduğu gibi Ramon Flat lastiklerle geliyor fabrikadan. Zaten değiştirdiğiniz zaman da aynı lastikleri tercih etmeye zorlanıyorsunuz. Çünkü araçta bir stepne yok. Yanılmıyorsam bir stepne kiti var. Bu da biliyorsunuz kullanması oldukça zor ve sorunlu. Ayrıca bir lastikte stepne kitini kullandınız mı, o lastiği de pek geri getiremiyorsunuz açıkçası. Çünkü o lastikte oluşan yabancı deliği tıkayacak olan bir sıvı komponent var. Bu komponent lastiğin iç üzerine yapışıyor. O an sizi kurtarıyor. Fakat lastikçiye gittiğinizde lastikçinin yüzü düşüyor bir anda. Çünkü bunu temizlemek neredeyse mümkün değil. Ufak tefek yaralanmalarda, berelenmelerde bunu kullanmamaya özen göstermekte fayda var tüm bu tamir kitli araçlarda. Ramon Flat lastiklerinde en büyük handikapları, lastikler zaten sert lastikler seçiyoruz. Çünkü araç spor karakterli bir araç sayılır. Bu Ramon Flat lastiklerde aracı daha da sert karakterli yapıyor. Yani bu sınıfta bir araçta bile sertçe bir çukura düştüğünüzde amortisör takozlarınız kütürtüsünü, takırtısını duyabiliyorsunuz. Bu esasında tercih ettiğimiz bir şey değil. Ama ona da yapacak bir şey yok. BMW'nin tercihi böyle, bildiği bir şey var tahmin ediyorum. Şimdi ara hızlanmalarda demin onu anlatmaya çalıştım. Torkla ve şanzıman uyumu, şanzıman uyumlu çalışmasıyla araç çok başarılı. Şunu söyleyebilirim, 1700 kiloluk bir aracı sanki 1 tonluk bir araba gibi kolayca hızlara çıkartabiliyor araç. Bunun dışında yanılmıyorsam üzerinde 17 jant var. Onu da kontrol ederiz. 17 jantlı bu boyutta bir araba için hiç sürat göstermiyor. 120-130 kilometrelerde seyrettiğinizde araba neredeyse duruyormuş gibi. Bu da arabanın uzun yolda yüksek süratlerde konforu ve güvenliği ile ilgili bize bir fikir veriyor. Başarılı olduğu yönde. Bunun dışında birazdan size arabanın dışıyla ilgili detayları da göstermek istiyorum. Tabii bu detaylar derken şeyi yanlış anlamayın. Tasarımını eleştirecek halim yok. Fakat geçen kilometrelerle beraber yine malzeme kaynaklı bir takım eskimeler görünüyor. Onları göstermek istiyorum. Ama genel anlamda karoserin boyası son derece kaliteli. Hiçbir çürüme belirtisi, aşınma belirtisi yok. Bunun dışında size bagajı gösterebilirim. Motor kompartmanını gösterebilirim. Ve motorun dış yüzeyini aracın dışını gösterebilirim. Onu da durduğum ilk müsait yerde size göstereceğim. Evet, şu anda Turgut Reis Marina'dayım. Aracı size dışını göstermek istiyorum. Şimdi demin de söylediğim gibi 175 bin kilometre yapmış araç. Dolayısıyla bir aşınım var mı yok mu ona bakacağız. Evet, aracı dışarıdan göstermek istedim. 1650 kiloluk D sınıfında oldukça iri bir araç. Aracın zaten demin de söylediğim gibi bu kilometreye göre koltuklarındaki aşınım son derece başarılı, aşınmamış. Kapı kollarında bir takım şöyle aşınmalar var. Bence çok eksi bir puan. Bu araç genelde tek kişi veya iki kişi kullanıldığı için arka koltuklarda görüyorsunuz bir aşınım yok bu kilometrede. Tabi bu sınıfta bir araçta beklenen klima kontrolleri var. Yeterli diz mesafesi var. Araca tekrar dışarıdan baktığınızda oldukça iri, güzel bir araç olduğunu görüyoruz.
Lastiklerimizi de kontrol ediyoruz. Lastiklerimiz dediğimiz gibi 17 jantlık Ranon Flat Bridgestone Turanza. İç mekanda kullanılan, görüyorsunuz burayı göstermeye çalışıyorum, bir aşınım yok. İçine binersek de ergonomik açıdan da size aracın neredeyse mükemmel olduğunu göstermek istedim. Evet, böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bugün tekrar etmek istiyorum. 2011 model bir BMW 520 dizeli. 175 bin kilometrede size tanıtmak istedim. Bu kilometredeki aşınımlarını, sorunlarını ya da işte malzeme kaynaklı eksikliklerini paylaşmak istedim. Sonuç şu: araç mekanik olarak neredeyse kusursuz. Motor ilk zamanlarına göre biraz daha gürültülü ve vibrasyonlu, ama bu dizel bir araçta bu kilometrede normal sayılabilir ülkemiz yakıt koşullarında. Onun dışında arabanın karoserinde, yürür aksamında, şanzımanında, motorunda hiçbir sorun yok, bugüne kadar da çıkmadı. Yalnız şunu belirtmeliyim, araç sürekli servis, yetkili servis bakımı. Yani tüm parçaları orijinal parçalarıyla değişmekte. Dediğim gibi bunun dışında negatif tek bir şey görüyorum. Bence işte kapı kollarındaki malzeme kalitesi bu sınıfta bir araç için eksi. Son dönemdeki BMW'lerin çoğunda bunları görüyoruz. Ama sonuç itibariyle güvenlik, performans, yakıt ekonomisi açısından son derece başarılı bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Geriye tek bir şey kalıyor. Bu otomobilin fiyatını ödeyip satın alabilmek. Evet, sabrınız için tekrar teşekkür ederim. Lütfen videolarımı sonuna kadar seyretmeyi, beğenmeyi, bildirim zili butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.